Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 41. ünite. To, either, so am I, neither do I. Bu ifadeler arkadaşlar, ben de yaparım derken o de ifadesi var ya, o de pekiştirgeci, onu anlatan ifadelerdir. Bunları nasıl kullandığını şimdi zamanla görelim arkadaşlar. To and either. Ne anlama geliyordu arkadaşlar? De da vurgusunu yapıyordu. I am happy. I am happy too. Ben mutluyum. Ben de mutluyum derken too arkadaşlar o vurguyu yapıyordu. I am not happy. Ben mutlu değilim. I am not happy either. Ben de mutlu değilim. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin arasındaki farkı aslında net görebilmemiz mümkün. Olumlularda too'yu, olumsuzlarda either'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek cümlelerimizde bunları biraz daha net görelim arkadaşlar. I am happy. Ben mutluyum. I am happy too. Ben de mutluyum. Gene olumlardan gidiyoruz arkadaşlar. I enjoyed the film. Ben filmden hoşlandım. I enjoyed it too. Ben de filmden hoşlandım. Mary is a doctor. Mary bir doktor. Her husband is a doctor too. Onun kocası da doktor. İşte bu de da takısını burada olumlarda gördük arkadaşlar. To ile kullanılıyordu. Either ise arkadaşlar olumsuzlarda kullanılıyordu. I am not happy. Ben mutlu değilim. I am not happy either. Ben de mutlu değilim. I can't cook. Ben pişiremem. Yemek pişiremem. I can't either. Ben de pişiremem. Bill doesn't watch TV. Bill televizyon izlemez. He doesn't read newspapers either. O haberleri de takip etmez. O haberleri de okumaz. Yani gazeteleri de okumaz. Şimdi arkadaşlar so am I, neither do I kalıplarının nasıl kullanıldığını görelim arkadaşlar. I am happy. Ben mutluyum. So am I. Burada bir fark var arkadaşlar. I am too'dan farklı olarak. So am I. Kısaltılmış şekilde am başa geliyor. Öznenin soluna geliyor. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani devrik cümle gibi. So am I. Ben de. Neither ile alakalı bir örnek görelim arkadaşlar. Neither da olumsuzda kullanılıyor arkadaşlar. I am not happy. Ben mutlu değilim. Neither am I. Gene so'da olduğu gibi olumsuzlarda kullanılıyor. So olumlarda kullanılıyor. So neither olumsuzlarda kullanılıyor ama kullanım yapısı aynıdır arkadaşlar. So'da nasıl am'i başa getirdiysek burada da neither'da da am'i başa getiriyoruz arkadaşlar. Neither am I gibi. Şimdi arkadaşlar kullanım şekillerini de görelim. So ve neither başta dururken am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, can, will, would. Bunlar öznenin başına gelir arkadaşlar. Onlardan sonra özne gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün modellerde fiil çekimlerinde arkadaşlar so ve neither'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. So am I. Ben de. I am too. Ben de. Aynı anlama gelmektedir arkadaşlar. Sadece kalıpları farklıdır. Kullanım kalıpları. So have I. I have too. Ben de. So am I ve I am too arkadaşlar olumlarda kullanıyor demiştik, vurgulamıştık bunu. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım. I am working. Ben çalışıyorum. So am I. Ben de çalışıyorum. I am working too. Ben de çalışıyorum. I was late for work today. Bugün işe geç kaldım. So was John. John da geç kaldı. John was late too. John da geç kaldı. I work in a bank. Ben bankada çalışıyorum. So do I. Ben de. We went to the cinema last night. Biz dün gece sinemaya gittik. Did you? Gittin mi? So did we. Biz de gittik. I would like to go to Australia. Ben Avustralya'ya gitmek istiyorum. So would I. Ben de gitmek istiyorum. Şimdi neither ve either şeylerini görelim arkadaşlar. Farklılıklarını görelim. Şimdi neither ve either, either kalıplarını böyle okuyabilirken, neither, either diye okurken bazen de either, neither
şeklinde de duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun telaffuzu İngiliz telaffuzu ve Amerikan telaffuzu diye ayrılabilir arkadaşlar. Bunları çok fazla takılmanıza gerek yok. Şu anda telaffuzla işimiz yok arkadaşlar. Önceliğimiz ne arkadaşlar? Anlamayı geliştirmek. Telaffuz zamanla dinledikçe, filmler izledikçe, müzikler dinledikçe, farklı haberler dinledikçe, yabancı haberleri dinledikçe bunlar oturacak. Bizler şu anda Türk aklımızla elimizden geldiği kadar temel telaffuzu yaparken arkadaşlar anlamamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Ama telaffuzu hiç yapmayacağız demiyorum yani. Öyle bir şey demiyorum. I haven't got a key. Benim bir anahtarım yok. Neither have I. Benim de yok. I haven't either. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Benim de yok. Buradaki neither'ı devrik cümle olarak kullanırken either arkadaşlar cümlenin sonunu normal düz cümle gibi kullanıyoruz arkadaşlar. To ve either cümlenin sonuna gelirken neither ve so da cümlenin başına geliyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. And cannot cook. And çalışamıyor. Neither can Tom. Tom da çalışamıyor. Neither gördüğünüz gibi başa geldi arkadaşlar. Tom can't either. Either sona geldi. Tom çalışamıyor. Tom da çalışamıyor. I won't. I will not be here tomorrow. Yarın burada olmayacağım. Neither will I. Ben de olmayacağım. I never go to the cinema. Ben sinemaya hiç gitmem. Neither do I. Ben de gitmem. I am not married. Ben evli değilim. Nor am I. Nor am I arkadaşlar. Neither demek. Hiçbir şey değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani aklınızda farklı bir şey tutmanıza gerek yok. Nor gördüğünüz zaman neither gibi düşüneceksiniz. Ben de evli değilim. Neither am I. Ben de evli değilim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar so, neither, to, either kalıplarını gördükten sonra arkadaşlar şimdi yeni bir üniteye geçiyoruz. 42. ünite. Isn't, haven't, don't. Negatiflerin nasıl kullanıldığını görelim arkadaşlar. Am, am not. Am'in negatif hali am, am not. Kısaltılmış halinde parantez içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Bu halde görebilirsiniz. Is, isn't, is not. Are, are not. Was, was not. Were, were not. Have, have not. Has, has not. Will, will not. Can, cannot. Could, could not. Must, must not. Should, should not. Would, would not. Çoğunlukla arkadaşlar bu kısaltılmış haline de rastlayabilirsiniz. Parantez içinde biraz önce belirttiğim gibi. Şimdi örnek cümlelerimizi görelim. I am not tired. Ben yorgun değilim. It is not raining. Yağmur yağmıyor. They are not here. Onlar burada değiller. Julian was not hungry. Julian aç değildi. The shops weren't open. Dükkanlar kapalı değildi. I haven't finished my work. Henüz işimi bitirmiş değilim. Sue hasn't got a car. Sue bir arabaya sahip değil. We won't be here tomorrow. Biz yarın burada olmayacağız. George cannot drive. George araba süremez. I couldn't sleep last night. Dün gece uyuyamadım. I mustn't forget to phone Anne. Ben Anne'e telefon etmeyi unutmamalıyım. You shouldn't work so hard. Çok çalışmamalısın. I wouldn't like to be an actor. Ben bir aktör olmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar don't, doesn't ve didn't ile ilgili örneklerimizi nasıl kullandıklarını tekrar görelim, pekiştirelim. I, we, you, they'de arkadaşlar do not kullanılırken he, she, it'de doesn't kullanılıyordu. Onlardan sonra gelen fiillerde yalın halde bulunuyordu. Work, live ve go gibi. Bu present simple tense'in kullanım haliydi arkadaşlar. Past simple tense ise arkadaşlar negatif halde nasıl kullanılıyordu onu bir daha pekiştirelim. I, they, he, she, we, you fark etmez arkadaşlar. Hepsinde did not şeklinde kullanılır.
ve ondan sonra gelen fiil de ne halde olurdu arkadaşlar? Yalın halde olurdu. Work, live, go gibi. Şimdi pozitif ve negatif arasındaki farkları, şekilleri ve ilişkiyi görelim arkadaşlar. I want to go out. Ben dışarı gitmek istiyorum. I don't want to go out. Ben dışarı gitmek istemiyorum. They work hard. Onlar sıkı çalışırlar. They don't work hard. Onlar sıkı çalışmazlar. Liz plays the guitar. Liz gitar çalar. Liz doesn't play the guitar. Liz gitar çalmamaktadır. My father likes his job. Babam işinden hoşlanmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pozitif halde present tense'de arkadaşlar fiilin sonuna he, she, it'te s takısı getiriyoruz. My father likes the gibi. Onun olumsuz halinde ise doesn't kullanıyoruz. My father doesn't like his job. Doesn't'tan sonra gelen fiil yalın halde oluyor. Ona dikkat ediyoruz yani olumsuzdan sonra. I got up early this morning. Bu sabah erken uyandım. I didn't get up early this morning. Bu sabah erken uyanmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar I got up düzensiz bir şekilde get'in ikinci hali past tense kullanılmış haliydi arkadaşlar. Onun olumsuz halinde ise get ne oluyordu arkadaşlar? Yalın halde kullanılıyor. I didn't get up early. They worked hard yesterday. Dün sıkı çalıştı. They didn't work hard yesterday. Dün sıkı çalışmadılar. We played tennis. Biz tenis oynadık. We didn't play tennis. Biz tenis oynamadık. Diana had a bath. Diana duş aldı, banyo yaptı. Diana didn't have a bath. Diana banyo yapmadı. Şimdi arkadaşlar, don't'un bir de emir cümlelerinde nasıl kullanıldığını görelim. Look, bak. Don't look, bakma. Wait for me, beni bekle. Don't wait for me, beni bekleme. Bunun olumlu ve olumsuz hallerini tekrar örneklerle görelim. Do, özellikle do'da nasıl kullanıldığını görelim. Do something, bir şey yap. Don't do something, bir şey yapma. Olumsuzlarda arkadaşlar don't ifadesini getiriyoruz. Do'nun başına, yani yapmak fiilinin başına da olumsuz olarak don't ifadesini getiriyoruz. Don't do anything, yapma, herhangi bir şey yapma. Sue does a lot at weekends. Sue hafta sonları çok iş yapar. Do'nun s takısı almış hali arkadaşlar. Yani present tense hali. Bunları karıştırmamamız için farklı örneklerde göstermeye çalışıyorum. Özellikle do ifadesini arkadaşlar. Sue doesn't do much at weekends. Sue hafta sonları çok iş yapmaz. I did what you said. Ben ne söylediysen yaptım. Do'nun arkadaşlar simple past hali, yani düzensiz fiil çekim hali, ikinci hali arkadaşlar. I did, ben yaptım. What you said. I didn't do what you said. Ben senin dediğini yapmadım. Bu örnekleri arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğaltabilirsiniz. Kendiniz de örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Anlamadığınız bölümleri de sorabilirsiniz. Bunların daha fazla örneklerini de zaten okumalarımızda göreceğiz arkadaşlar. Yani okumalarımıza rastlayacağız. Bunların da hikaye modunda okursanız daha kalıcı olur zihninizde arkadaşlar. Bu bölümü de unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.